Hoş. Ne yanıt aldın? Ya Allah aşkına şu çok önemli. Ya halk ne zaman rahatlayacak Kemal? Özellikle bu modelle ne zaman rahatlayacak? Şöyle, şimdi ben hani ekonomist olmadığım için bu yeni politikanın nasıl olduğunu hiç abartmadan söylüyorum. Her gün bir ekonomisti arıyorum, bir akademisyen, ne bileyim bu alanda uzman birisini arıyorum ve soruyorum. Yani böyle olunca şöyle mi oluyor diye. Sayın Nurettin Nebati de bir tweet serisi atarak yeni ekonomi politikasını savununca benim de eski arkadaşım, kendisini aradım. Hani ondan da merak ediyorum nedir doğal diye. Bana döndüğü yer de çok enteresan. Bolu'daydım. Bir esnaf ziyareti yapıyordum. Adamcağıza tekel bayisiydi. Dedim ki işleriniz nasıl? Çok kötü dedi. Niye dedim? La bir de niye diye soruyorsun dedi. Bastı küfürü adam. Yani benim kim olduğumu bilmiyor ama. Vatandaş zannediyor. Hani niye kötü olduğunu bir de soruyorsun deyip bir sürü küfür etti. Tam o esnada Nurettin Nebati Bey aradı beni. Yani Bolu'daydım aradığında. Şimdi tabii ben önce bir arkadaş olarak konuş, bakan olacağını bilmiyorum. Tabii hani hukukunuz adı var geçiniyor sizin da. Tabii uzun. Şimdi dedim ki Nurettin Bey gerçekten samimi olarak ben meseleyi anlamak istiyorum. Bak Bolu'da hepimizin, vatandaşın da sorduğu, herkesin sorduğu şey hani bu ekonomi politikası olacak mı? İkincisi vatandaş hani bunun sonucunu ne zaman görecek? Şimdi kendisinin bugün de köşemde yazmıştım. Bazı konuşmalarını yazmamamı istedi. Bir kısmını da bakan belli olduktan sonra yazabilirsin dedi. Onları yazdım bugün. Şimdi kendisi şöyle diyor. Aslında ben şahsım adına yazmadığın konuşmalarla ilgileniyorum ama tabii bir... onlar benim de fikri tabii, namusuma emanet yani, olduğu evet, için doğru, söyleyemem. Tabii. Ama söyleyecek, yazacağımı söylediğim konuları yazdım. Şimdi Nurettin Bey bir politikaya karar verilmişse ben o politikayı savunurum diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek kur, düşük faiz politikasını sonuna kadar savunacağım diyor. Peki. Ne zaman olacak peki? Hani bunun sonucunu ne zaman göreceğiz dedim. Efendim hazine bürokratları Mart, Nisan diyor ama bana göre Haziran'da görmeye başlayacağız diyor Sayın Nurettin Nebati. Yani biz Haziran ayında şu anda uygulanan ve hepimizi yakan, vatandaşı da yakan bu artan döviz, pahalılık, zamların Haziran ayında ekonominin rahatlayacağını düşünüyor Kemal Sayın 2000, Bakanımız. Ya taşır mı sence halk gerçekten bunun bu yükü? Neden peki Haziran'da rahatlayacağız diyorum. Turizm gelirlerimizin Haziran ayından itibaren gireceğini ve ekonomimizi rahatlatacağını düşünüyor. Şimdi yani kendisine de söyledim. Söyledi. Bunu size söyledi mi? Tabii tabii. Tabii tabii. Yazdım Haziran'da rahatlayacak. Kemal Bey yazdı bugün köşesinde. Evet, turizm gelirlerimizden dolayı ekonomimizde... Yani Mart, Nisan, Haziran'a mı taşındı şimdi? Yani tabii o zaman bakan yardımcısı olarak böyle bir öngörüsü vardı da... Şimdi bakanlığa şimdi oturdu. Öyle, oturdu. Verileri görecek, briefingler alacak. Öngörüsü değişir mi bilmiyorum. Bu bakan yardımcısı iken ki öngörüsü bu. Şimdi ben kendisine şunu da söyledim. Yani bir tane akademisyen... iktisatçı, finansçı, kişiyle görmedim ki bu politikanın sonuçlarını biz Nisan'da, Haziran'da, Temmuz'da geri dönüş olarak alacağız. Yani kur bu kadar oynakken hani model değişikliğine de, gitmek yani, ne kadar doğru o yüzden birçok ekonomist... Bunu ben şahsen konuştuğum belki onu bulmuştur. Kimseden bu politikanın böyle bir sonuç doğuracağını görmedik, duymadım da. Ama Sayın Bakan buna inanıyor. Haziran ayında ülkede ekonomik olarak rahatlama dönemimize gireceğini düşünüyor. Asgari ücret konusunu sordum. Binlerce insan asgari ücret konusunu bekliyor. Senin bu konudaki görüşün nedir dedim. Kesinlikle yüksek bir asgari ücret vermek zorundayız. Vatandaşın sıkıntısını biliyorum. Ben de iş adamıdır kendisi. İş yerinde çalışan... Kadar böyle bir oran, bir rakam. Cem Küçük mesela, değil mi 4000. Cem? 4000 diyorsun ama... Bir rakam telaffuz etmedi ama yüksek bir asgari ücret vermek zorundayız. 4000 olmaz gibi görünüyor. Efendim? 4000'in altında olmaz gibi görünüyor. Bu asgari ücretin vatandaşı rahatlatacak şekilde olması gerektiğini savundu. Benim gördüğüm ekonomi yönetimindeki çok başlılık,
farklılık, onları da sordum. Çünkü yani ekonomi bakanı çıkıp konuşmadığı, birçok başlık olduğunu kendisi de itiraf ediyor. Bir kargaşa olduğunu kendisi de söylüyor. Ben işte burada biz size birkaç...